Sendeyiz Hocam kanalından kocaman bir merhaba sevgili gençler. Hoş geldiniz. Üçgende açıkenar bağıntıları 5 numaralı videoyla karşınızdayız. Mikrofonlarınızda, evet mikrofonda böyle anlatıyorsunuz, radyo spikeri gibi oldu. Ne anlatacağız gençler bugün? Açıkenar bağıntıları da 5 numaralı videomuz. Yani açıkenar bağıntılarında geliştirici sorular. Evet. Geliştirici soruların PDF'ini alıyorsunuz, çıkartıyorsunuz veya soruları tek tek de yazabilirsiniz. İlla açıklanmak durumunda değilsiniz. Tamam mı? Videoyu ilerlete soruları alırsınız, şey yaparsınız. Yazarsınız, uğraşırsınız. Ve her bir soruda uğraşıyoruz gençler. Ondan sonra çözümünü izliyoruz. Anlaştık. Bir numaralı sorumuz geldi bile. Evet. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Gençler çok klasik bir soru. Gerçekten çok klasik bir soru. Ama her zaman söylüyorum. Klasikler güzeldir. ÖSYM ara ara bu klasikleri tercih eder. Bunları bilmekte fayda var. Gerçekten fayda var. Şimdi X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi bakıyorsun. AB'yi vermiş. AD'yi vermiş. DC'yi vermiş. BC'yi vermiş. X'i soruyor. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bir kere burada iki tane üçgen eşitsizliği sağlanıyor. Sağlanmak zorunda. Bir tanesi ADC üçgeninde ki biz bu üçgene kırmızı üçgen diyebiliriz. Yazalım. ADC kırmızı üçgeninde eşitsizliğini yazarsak. Ne yapıyorduk üçgen eşitsizliğini yazarken? Üçgen eşitsizliği için üçgen çizilebilme şartı neydi? Üçgenin herhangi bir kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük. Farkının mutlak değerinden büyük olmak zorundadır. Birincisi bu. Üçgen çizildiyse sağlanmış demektir. Sağlandıysa bunu sağlıyor. O zaman x 4 5'te bu sağlanacak. Bilinmeyeni ortaya yazıyoruz. Bilinen iki sayıyı topluyoruz 4 ile 5'i. Bilinen iki sayıyı birbirinden çıkartıyoruz ve farklarını mutlak değerinden alıyoruz. Yani aslında büyükten küçüğü çıkartıyoruz demek istiyoruz, değil mi? 5 eksi 4. Yani x'imiz sevgili gençler 1 ile 9 arasında olmak zorunda. Bu kırmızı üçgenden çıkan üçgen eşitsizliğimiz bu sağlanmak zorunda. Tamam. Bunu yazdık. Devamında geliyorum şimdi 4 ile 5 x'i kullandık. Bir de burada büyük üçgen dediğimiz o üçgeni de ne yapalım sevgili hocam? Şöyle maviyle gösterelim onu da. Onu da mavi üçgen olarak yapalım. Şöyle bakın. Şöyle büyük üçgene bakın. Böyle kocaman büyük üçgen. Tamam mı? Bak bu üçgende A, B, C mavi üçgeninde yine üçgen eşitsizliğini sağlayacağım. X'i buraya yazıyorum. 9 ve 6 var kenarlar. 6 ile 9'un toplamını sağ köşeye, 6 ile 9'un farkının mutlak değerini. Yani büyükten küçüğü çıkaracağım işte bak. Şuraya mutlak değer koymadık diye daha sonradan üzülürsünüz. Koyalım gençler. Akıllarda soru işareti kalmasın. Büyükten küçüğü çıkarsın hiç sıkıntı olmaz. 3, 15. Demek ki x aynı zamanda 3 ile de 15 arasında olmalı. Şimdi eşitsizliği uygulanırken iki kenar uzunluğu biliniyor ve bir kenar uzunluğu bilinmiyorsa bilinmeyeni ortaya yazıp bilinenleri toplayıp bilinenleri çıkartıyoruz. Tamam. İkinci husus. Diğer bir ihtimal daha var. İki kenarın üç kenardan bir tanesi biliniyor, diğer ikisi bilinmiyorsa. O zaman bilineni ortaya yazıyorsunuz. Bilinmeyenleri toplayıp farkının mutlak değerini alıyorsunuz. Anlaştık. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bu iki eşitsizlik aynı anda sağlanmalı. Bunun aynı anda sağlanması için çeşitli şekillerde bulabilirsin. X'in sağlayacağı tam sayıları bulursun, kesiştirirsin. O da olabilir. Ama en mantıklısı şu. En mantıklısı şu. Küçük olan alt sınırı değil. Yani sınırlardan 1 ve 9 arasında, diğeri de 3 ile 15 arasında ya. Alt sınırlardan büyük olanı, üst sınırlardan küçük olan alıyorsun. Çünkü şöyle düşün bak. Kırmızı ve maviyi şöyle düşün. Kırmızı olarak şöyle yazalım bak. 1 ile 9 arası bak. 1 burada, tamam mı? 9 da burada üçgenin sayı doğrusunda. Diğer hemen bu sayı doğrusuna, özdeş bir sayı doğrusu aşağıda yap. Maviyle yap, tamam mı şöyle. Burada da 3 ile 15 arası da şurada. Öyle değil mi? Şimdi yap. 1 ile 9 arası şurası sevgili gençler. 3 ile 15 arası da burası sevgili gençler. Şimdi ikisini kesiştirdiğin zaman iki tarafta da taradığın kısım neresi? Bak şimdi şurasıyla şurasının arası değil mi? Yani 1 ve 3 alt sınırlardan büyük olanı almışım. Üst sınırlardan da küçük olanı almışım. E demek ki x 3 ile 9 arasında olmalı. 3 ile 9 arasında kim var? Hocam 3 olur mu? Vallahi kurtarmaz. Eşitsizlikte eşitlik yok. 3 olamaz. 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 eyvallah, 8 olur tabii ki. Bunlar. Kaç farklı tam sayı değeri varmış sevgili gençler?
5 farklı tam sayı değerimiz varmış. Anlaşık. Devam edelim. 2 numaralı soru. Bu da yine klasik sorumuz. Hocam ona klasik, buna klasik. Bak neden? Şundan dolayı işte. Açıları verdi sana. En uzun kenar hangisi? Veya bunları kenar uzunluklarını sırala. Veya işte ev verir, evlerden birbirlerine en yakın olan ev hangisi? Tamam mı? Bak öyle de yapılabilir. Yani ne yapacaksın? Temel mantığımız ne? Temel mantığımız şu. Büyük açı büyük kenarı görür. Büyük kenarın karşısında büyük açı vardır. Ve her üçgen kendi içinde bağımsız olarak sınırlanır. Daha doğrusu sınırlanır değil, sıralandırılır. Heh, oldu. 30 tane R'ye geçince zor söylüyor insan. Tamam. Yani ne yapacaksın? Her üçgeni kendi içinde sıralayacaksın. Şimdi öncelikle şöyle yapalım o zaman. Öncelikle bilinmeyen açılarımızı bir bulalım mı? Bulalım. 110, 40 daha. 150. Kolay sorular bunlar. 180'den çıkardığımız zaman 30 derece. Ne güzel. Burası 30 dereceymiş. Peki. 30, 40, 70. 50 de burada var. 120. Kaldı buraya 60. 40 burada yazıyor. Kaldı buraya 20. Veya bu meraktan burası 110 sa 40 ile 50'yi topladık 90. 90'a kaç eklersek 110 olur? 20. Hocam bu merak neresi? Biz göremedik ya. Takır tukur gidiyorsunuz. Biz yetişemiyoruz hocam. Biraz yavaş ya falan diyenler için şöyle bir bu merak gösterimi yapalım. Bak 50'ye ayak 40 ayaklı diyecektim az daha espri yapacaktım. Son anda yapmadım. Topla 50, 40, 20'yi topla 110 derece yaptınız. Tamam. He dediğinizi duyarım. Şimdi sildim şurayı. Tüm açılarımızı bulduk. Arkamıza yaslandık. Rahatladık şöyle. Ah tamam. Şimdi gelelim bu üçgenliğe kenar uzunluklarını sıralamaya. Şimdi öncelikle first of all hangi üçgenden başlayalım? İster ADC'den başla ister ABC'den başla. Tamam ABC'den başlayalım. Oradan birisi ABC'den başlayalım dedi. O yüzden tamam dedim. Hocam ben demedim. Sen demedin de videoyu izleyen kaç kişi onlar demiş olabilir. ABC üçgeninde büyük açının karşısında büyük kenar var. Değil mi? Şimdi ABC üçgeninde en büyük açı hangi açı? Bulalım. Hemen bulalım. Burası 60 derece. Burası 70 derece. Burası da 50 derece. Değil mi? Şimdi gençler 60 derecem, 50 derecem ve 70 derecem var. Şuradaki 70 en büyük. O zaman 70'in karşısındaki A kenarı en büyük kenar olmuş oldu. A büyüktür. 60'ın karşısındaki C'den, C de büyüktür. 50'nin karşısındaki B'den acaba sıralaması oluştu. Tamam. Şimdi alıyorum silgi elimi. Şuraları sildim. Geliyorum diğer üçgenim ADC üçgenine. Adana Denizli Ceyhan üçgenine. Adana Denizli Ceyhan üçgenini sıralayacağım şimdi. Şu üçgende bakıyorum gençler. Bu üçgende en büyük açı 110 dereceyle B açısı D açısı. 110 derecenin gördüğü kenar B kenarı. O zaman B kenarı büyüktür 40'ın gördüğü. D'den 40'ın gördüğü D de büyüktür 30'un gördüğü E'den olmuş oldu. Şimdi bu iki sıralamayı birleştirmemiz lazım. Ortak olarak düşünmemiz lazım. A, C ve B'den büyük. B de D ve E'den büyük olduğuna göre gençler bu iki sıralamayı birleştirirsek bakın. A, C, B. B'de bıraktığın yerden devam ediyor. B, D, E olmuş oluyor. Bu ikisini birleştirirsek, kavuşturursak. En uzun kenar A kenarı olmuş oluyor. En büyük kenar A kenarı gençler. Tamam. Dikkat edin A kenarı. Sadece açılara bakarak söyleseydiniz 70 derecenin görüldüğü kenar 110 varken. O yüzden dikkat. Sadece açılara bakarak karar vermek yanlış. Tamam mı? Bakacaksın. Kendi içinde bağımsız sıralayacaksın. Ondan sonra iki sıralamayı mantıklı bir şekilde bir araya getireceksin. Hocam ben iki sıralamayı yaptım mantıklı şekilde bir araya gelmiyor. Ya sen yanlış yapmışsındır ya soru yanlıştır. İlla ki mantıklı şekilde bir araya gelir sevgili gençler. 3 numaralı sorumuz. Sami öğretmen öğrencileri Muhammed ve Ali'den 9 santim ve 12 santim uzunluklarındaki iki çubuğa üçüncü bir çubuk ekleyerek geniş açılı üçgen oluşturmalarını istemiştir. Adam çok şey istiyor ya. Ekleyebilecekleri üçüncü çubuk adayları 5 santim, 6 santim, nokta 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 20 santim uzunluklarındadır. He, 20 santime kadar gidiyor. Muhammed bu koşula uygun çevresi en küçük üçgeni. Ali ise bu koşula uygun en büyük çevreli üçgeni oluşturduğuna göre Muhammed ve Ali'nin seçtikleri çubukların toplam uzunluğu kaçtır? Soruya bak. Buna göre paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? Aa falan filan. Onun gibi uzun uzun paragraf yazmış. Belki bunu biraz da geniş, satır aralığında geniş bastıkları için Yusuf'un bastığı kitapçıkta biraz daha hacimli gözükebiliyor gençler. O hacimler bizi korkutur mu? Sen de izle hocam öğrencilerini korkutmaz Allah'ın izniyle. Ne yapacağız? Soruyu anladık. O önemli. Anladık mı soruyu? Şimdi 9 santim ve 12 santim uzunluğunda 2 tane çubuk var. Hemen çubuklarımızı yapalım. Bir tanesi 9 santim. Bir diğeri de 12 santim. Şimdi geniş açılı bak önemli yerlerin
üstünü çiziyorum. Geniş açılı üçgen oluşturacak değil mi bu arkadaş? Geniş açılı. Geniş açılı oluşturacaksa sevgili gençler, bu açı geniş olacaksa 9-12 şuradaki açımız kesinlikle 90'dan büyük bir açı olacak. Onu da hemen belirtelim şuraya. Şunu şöyle çizelim. Şuradaki açımızı şöyle alfa ile gösterelim. 90'dan büyük olduğunu da söylemiş olalım. Peki ekleyebilecekleri 3. çubuk adayları nelermiş? Yani 3. çubuğumuz şurası olmuş oluyor gençler. Şöyle mavi yapalım. Şu mavi stabil değil. Yani tüm şekil stabil değil de bu 3. çubuk olmuş olacak. 3. çubuk için adaylarımız, bakıyorum adaylarımı alabileceğim elemanlar 5 santim, 6 santim, 7 santim, 8 santim değil mi? Nokta 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 18 santim, 19 santim, 20 santime kadar gidiyor. Buradan seçeceğim 3. çubuğa aday. Tamam. Muhammed bu koşula uygun çevresi en küçük üçgeni. Şimdi bu koşula uygun üçgen oluşturalım gençler. Tamam mı? Önce Muhammed için oluşturalım. Muhammed yazalım buraya. Muhammed için ne yapacağız? Şimdi 9 ve 12 var. Üçüncü çubuk için x diyelim şuraya. Tamam mı? X'imiz ne olmak zorunda? Kesinlikle 9 ile 12'nin farkının mutlak değerinden büyük, toplamlarından küçük olması lazım. Sadece üçgen eşitsizliğini yazarsak. Toplamlara mutlak değere gerek yok hocam ya. Niye yazık? Yaşlılık olur böyle şeyler. 9, 12. Evet. 3 ve x'imiz 21 arasında olmuş oluyor. Gel gelelim bir de neyimiz var bizim sevgili gençler? Tabii ki üçgen eşitsizliğinin yanında alfa geniş açılı olduğu için diyorum ki alfa büyüktür 90. Dolayısıyla x kare büyüktür 9'un karesi artı 12'nin karesi. 90'a eşit olsaydı eşit olurdu. 90'dan küçük olsaydı küçük olurdu. 90'dan büyük olduğu için x karemiz de 9'un karesi 12'nin karesinden büyük olacak. Yani Pisagor sayılarını kullanırsanız 9, 12, 15. X'imiz 15'ten büyük olacak gençler. 15'ten büyük olan ve 21'den küçük olan sayıları istiyoruz o zaman bu üçgen için. Yani bu üçgende x yerine yazabileceğimiz sayılar 15 ile 21 arasında olan sayılar. Şimdi sadece Muhammed için değil Ali için de soruyu çözmüş olduk. Çünkü Ali de aynı koşulu uygulayacak. Şimdi Muhammed ne yapacak o zaman? Muhammed çevrenin en büyük olması için, Muhammed en küçük üçgeni istediği için buradan en küçüğünü seçmesi lazım. Çevre tam sayı olacağına göre neyi seçecek? 16 seçecek. 16. Gelelim Ali'ye. Ali ne yapacak? Ali de çevresi en büyük olan üçgeni oluşturmak istiyordu. Değil mi? O zaman 15 ile 21 arasından en büyük neyi seçebilir? 20'yi seçebilir. Öyle değil mi? Dolayısıyla gençler Muhammed Vali'nin seçtikleri çubukların toplam uzunluğu 16 ile 20'den 36 çıkmış oluyor sevgili gençler. Tamam. Anlaşık. En küçük üçgeni seçiyordu. 15 ile 21 arasından 16'yı seçti. En büyük üçgeni seçiyordu. O da gitti ne yaptı? 15 ile 21 arasından 20'yi seçti. Bu şekilde çevreyi tam sayı olmuş oldu. Tamam. Devam edelim. Evet. Zeynep uzunlukları tam sayı olan turuncu, mavi, mor, siyah ve yeşil kuru boyaların masanın üstünde aşağıdaki gibi koyuyor. Turuncu boya 7 santim, mor boya 5 santim, mavi boyası var, yeşil boyası var, kahverengi boyası 19 santim. Yeşil kuru boyanın uzunluğu en çok kaçtır diyor. Şimdi bu şekilde bir üçgen oluşturduğuna göre Zeynep, bu şekilde üçgende oluşturduğuna göre, böyle bir yapı oluşturduğuna göre üçgen eşitsizliğinin her türlü sağlanmış olması lazım iki üçgende de. Şimdi biz şu şekli, kalemlerle oluşan şu şekli gençler şurada yan tarafta şöyle bir normal klasik olarak bir çizelim. Üçgen olarak bir çizelim. Turuncu kalemimiz var. Turuncu boyamız var 7. Mor boyamız var. Şu mor boy olsun 5. Tamam mı? Mavi boyamız şu ortada bir yerde şöyle. Ve şurada kahverengi boyamız var 19. Ve şurada da bir yeşil boyamız var. Evet. Şimdi mavi boyanın uzunluğunu ben bilmiyorum. X. Yeşil boyanın uzunluğunu da bilmiyorum. Y. Öyle değil mi? Buna göre yeşil kuru boyanın uzunluğu en fazla kaç olur onu bulacağız. Öncelikle şu üçgen bakın X, Y, 19'u kullanamam. O yüzden önce şu 7, 5 ve X olan üçgeni kullanalım. Tamam mı? Burada bir üçgen eşitsizliği yapacak olursak gençler. X'imiz, bilinmeyen X'imiz 7 ile 5'in toplamı 12 ile 7 ile 5'in farkının mutlak değeri olan 2 arasında olması gerekiyor. Öyle değil mi? 7 ile 5'i topladık 12. 7'den 5 çıkardık 2. X 2 ile 12 arasında. Nereden yazıyorum bunu? Sadece üçgen eşitsizliğinden yazıyorum. Peki buna ilave ekstra bir şey vermiş mi soruda? Açı falan filan bir şey diyor mu? Demiyor. O zaman sadece üçgen eşitsizliğini sağlattık. X 2 ile 12 arasında olacak. Devamında bak. Zeynep uzunlukları tam sayı olan dediği için kesinlikle X'in yerine bir tane tam sayı değeri verip yan tarafta üçgen eşitsizliği sağlatmamız lazım. Şimdi yan taraftaki üçgen eşitsizliğini de bir yazalım. Yan tarafta dedim aşağı tarafta yani şurada.
üçgen eşitsizliğini yazacak olursak. Burada da gençler bakın x'i bildiğimi varsaydığım için y'yi ortaya yazacağım. Çünkü x'in uzunluğuna şuradan değer vermemiz gerekecek. Çünkü kenar uzunluklarını tam sayılamış. Y'miz sevgili gençler x ile 19'un toplamıyla x ile 19'un farkının mutlak değeri olması lazım. Arasında olması lazım. Şimdi ben ne istiyorum? Yeşil kuru boyanın uzunluğunun büyük olmasını istiyorum, değil mi? Yani şuradaki yeşil olan hangisi? Şurası. Şuranın uzun olmasını istiyorum. Buranın uzun olmasını istiyorsak, buranın büyük olmasını istiyorsak üst sınırı da mümkün olduğunca büyük yapmamız lazım. Öyle değil mi? O zaman gelelim biz x'in en büyük değerini alalım buradan. Küçüğünü almayalım. Büyükten alalım. O zaman ne yapalım gençler? Şöyle yazalım. Yeşil boyanın uzun olması için x'i kaç alalım? X'i şu aralıkta 2 ile 12 aralığından x'i biz tutalım. 11 alalım. Tekrar altını çiziyorum. Burada kenar uzunlukları tam sayı olan kalemler dediğinden dolayı, kuru boyalar dediğinden dolayı x'in yerine 12'den küçük sayılar değil, direkt 11 alıyoruz. Kenar uzunluğuna değer veriyoruz. 11'i veriyoruz. 11'i verdiğimiz zaman şuradaki eşitsizlik ne oldu o zaman? 11'i verdin. 11'i verdiğin anda da şöyle yapalım. 11'i verdiğin anda ne oluyor? Şurada maviyle yazalım. 11, 19 daha. 11 artı 19 oldu burası. Ve yine burası da 11 eksi 19'un farkının mutlak değeri oldu. 11 eksi 19 olmuş oldu. Yani benim aradığım kalem uzunluğu sevgili gençler 11 ile 19'un toplamı kaç? 30. Farkın mutlak değeri kaç? 8. 8 ile 30 arasında o zaman yeşil kuru boyanın uzunluğu olmak zorunda. Bu aralıkta da en çok ne var? En çok 29 var. Yeşil kuru boyamız en fazla 29 olabiliyormuş sevgili gençler. Anlaştık? Güzel. Sendeyiz hocam. Geldik son soruya. Evet gençler, karıncadan aralarda bahsetmiş. Karınca burada çok kullanılabiliyor. Tarz olarak uygun. Şimdi bir dik üçgen verilmiş. B noktası C noktasına, B noktasından C noktasına doğrusal olarak giden karıncanın BC kenarı boyunca A noktasına uzaklığı kaç farklı milimetre tam sayı değeri alır diye sormuş. Yani karıncamız B noktasında, B noktasından C noktasına kadar tık 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 doğrusal bir şekilde gidiyor. Ve bunu doğrusal olarak giderken karıncanın A noktasına uzaklığı, mesela A noktasının şu andaki uzaklığı 300. İşte birazdan şöyle bir uzaklık olacak. İşte birazdan şöyle bir uzaklık olacak. İşte birazdan şöyle bir uzaklık olacak. Böyle devam edecek karıncanın yolculuğu. Değil mi? Şöyle devam edecek, devam edecek, devam edecek. Karınca en son C noktasına şöyle varmış olacak. Diyor ki kaç farklı milimetre tam sayı değeri alır? Şimdi çok sağlam tuzakla kurulmuş bir soru. Şundan dolayı söylüyorum. Bakın 300 milimetre burada var. 3, 4, 5 üçgeni olduğundan dolayı buraya da 400 milimetre bulabiliriz. Direkt 300 ile 400 arasındadır diye aklınıza düz mantıktan bir şey gelebilir. Dikkat edin, yanlış olur. Neden yanlış olur? Şu anda karınca A noktasına en yakın noktada değil. Şu anda karınca A noktasına 300 milimetre uzaklıkta. Ama 300 milimetreden daha yakında olabilir karınca A noktasına. Nasıl olur? İki nokta arasındaki en kısa uzaklık direkt mesafedir. Bak, dik mesafedir. Değil mi? Yani ben karıncayı öyle bir noktaya getiririm ki karıncanın bulunduğu noktadan A'ya birleştirdiğim doğru parçası BC doğru parçasına dik olmuş olur. Yani aslında burada öklit de oluşturabilirsiniz. Tamam mı? Bunu fark etmemiz lazım. Yani dikkat ederseniz şu. Şimdi 300 milimetre ile başlayacak bu aradaki mesafe. Azalmaya başlayacak. Doğru mu? Azalacak. Bak azalacak diyorum. Artacak demiyorum. Ama sen direkt 300 ile 400 arasında dersen onun azaldığı kısımları gözden kaçırmış olursun. Tamam. Azalacak. Nereye kadar azalacak? Dik olduğu noktaya kadar azalacak. İşte burada üçgen eşitsizliği devreye giriyor. Yani karınca şöyle bir kırmızıyla göstereyim ben size. Bakın. Şuraya gelene kadar bu 300 milimetre azalacak gençler. Yani dik olduğu zaman en kısa mesafeye şurada ulaşacak. Şu kırmızıdan sonra artık şu diktikten sonra tekrar buradaki açılar değişecek. Ve tekrar o uzaklık artmaya başlayacak. Canlandırdınız mı hafızanızda? Dolayısıyla bizim öncelikle bulmamız gereken şey karıncanın A noktasına en yakın olduğu andaki mesafesine kadar. Onu bulmamız lazım. O yüzden de ne yapıyorum? A noktasından karıncanın güzergahına diki çiziyorum. Ve diyorum ki acaba buradaki x ne kadar? Uzunluk olarak kaç milimetre? Hadi bulalım. Öklit bize yardımcı olacak. Öklit'teki alan bağıntısı ne diyordu? Öklit alan bağıntısı yazıyorum sevgili gençler. Öklit'teki alan bağıntısı diyor ki
Bir dik üçgende dik kenarların çarpımı 300 ile 400'ün çarpımı hipotenüste yani 500'de hipotenüse inen dikin çarpımına eşittir. Hatırlıyor musunuz? B çarpı C eşittir A çarpı H bağıntısı. Dik kenarların çarpımı hipotenüste hipotenüse inen dikin çarpımına eşittir. Buradan gençler gerekli işlemleri yapalım. Sıfırları gönderelim gitsinler. 5'i 5'e böldüm 1. 300'ü 5'e bölelim. 60. Dolayısıyla sevgili gençler buradan x 60 kere 4'ten 240 milimetre çıkıyor. Ha, demek ki karıncanın A noktasına en yakın olduğu uzaklık 240 milimetre. Ve bu 240 milimetreyi de alıyor karınca uzaklık olarak. Yani üçgen içinde eşitlik yok ama burada 240 milimetre olamaz mı? Olur. Dolayısıyla karıncanın kaç farklı milimetre tam sayıda yer alır diyor ya. 240'ı alır. En az 240'ı alır. En çok peki? En çok 300 mü 400 mü? Hangisi daha büyük? 400 değil mi? 400'e kadar da mesafe almaya bu karınca devam edecek gençler. Milimetre cinsinden tam sayı istediği için 240 milimetre ile 400 milimetre arasındaki tüm tam sayılar alır gençler. Peki bu aralıkta kaç farklı tam sayı değeri var? Ne yapıyoruz? Terim sayısını buluyoruz. Terim sayısı. Diyeceğiz ki 400 eksi 240 artı 1 diyeceğiz. Çünkü bunlar birer birer devam ediyor sevgili gençler. 400'den 240'ı çıkarttığımız zaman 160 yapıyor. Bir fazlasını alsak 161 farklı tam sayı değeri var sevgili gençler. Düz mantıktan düşünce 101 de diyebilirdiniz. Aman aman dikkat edin gençler. Burada 240 ile 400 arasında zaten 300'ü de saymış oluyorsun. Ona dikkat. Oradan alabileceği farklı tam sayı değerlerini bulmuş oluyoruz sevgili gençler. Evet. Açı kenar bağıntıları kısmını tamamladık geliştirici sorularla gençler. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle bu sorularla uğraşmak, çözmek gerçekten geometrisiz geliştirin. Bu yolda devam edin derim ben size. Sendeyiz hocamı takip etmeye, tavsiye etmeye devam ediyoruz sevgili gençler. Kalın sağlıcakla.